Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Java Edition modunu inceleyeceğiz. Java UI modunu. Şimdi ilk öncelikle diyeceksiniz aynı mı mod? Hayır, bu sefer 1.16.5 için geçerli oluyor. Yani Java Launcher'da biliyorsunuz 1.16.5 sürümü var. İşte bu sefer yani sürümü sen görsün. 1.17.40.21 sürümü olsun ama öyle oluyor işte. Neyse ben onu uzatmayayım. Şimdi modun indirme linkini aşağı koyacağım. Şimdi buradan modu kurduktan sonra ayarlara gidin. Sonra buradan global kaynaklar kısmından etkin paketlerim. Buradan VDX'e Java UI modunu etkinleştirin. Ayarlardan çıkın. Ha, bu arada diyeceksin link koyacaksın ama biz şimdi indireceğiz. Hani beta sürümündeysek atacak. Hayır arkadaşlar, bu sefer bunun beta sürümü için geçerli olduğunu buldum. Yani bu sefer onun için buldum. Oha nasıl yaptım diyebilirsiniz. İşte bakın böyle. İlk gördüğünüz, ilk geldiğinizde ilk Java'mız böyle görüyorsunuz. Buradan seçenekler kısmı. Burası seçenekler kısmı. Her sürümde çalışıyor bu arada. 1.16, işte 1.14, 1.13 her sürümde. Pocket Edition'da çalışıyor mu bilmiyorum. Denersiniz. Sonra şurada görüyorsunuz seçenekler kısmı böyle bu şekilde olmuş. Burada kaynak paketleri var. Şimdi bizim etkinleştirdiğimiz mod. Burası klavye ve fare. Burada bunlar var. Burası ses kısmı. Klavye fareye baktık. Kumanda kısmı. Dokunma kısmı. Erişilebilirlik. Kamera sarsıntısı. İşte bilmem bir şeyler işte. Burada dil şeysi. Seçeneği. Sonra profil kısmı. Profil. Burası da profil kısmı. Depolamaya tıklamayacağım. Neyse. Şimdi devam ettim. Oyna diyelim. Bakın şimdi. Bir de şurası değişmiş. Çok güzel bir mod arkadaşlar. Diğerinde hani böyle kılıç şey yaptığınızda bir tane şeysi yoktu. Animasyonu yoktu ama bu sefer bunda var. Şimdi hemen ilk öncelikle görüyorsunuz. Dünya oluşturma kısmında efsane olmuş böyle. Şuradan istediğiniz dünyaları tıklayabilirsiniz. Şurada görüyorsunuz. Şurada ok işareti var ona basarak. Sonra şuradan yeni dünya deyin. Buradan diyeceksiniz ki yeni dünya oluştur. Yeni oluştur doğrusu. Burada görüyorsunuz şey kısmı. Neydi? Dünya ayarlama kısmı. Buradan hayatta kalmayı yaratıcı yapacağım. Devam et diyeceğim. Zorluğumuz normal kalabilir. Buradan adını Java koyalım. Sonra işte şurada yine şey kısmı kaynak paketleri ve davran paketleri kısmı mod yapmak isterseniz burada hemen görmüş olduğunuz gibi gözünüzün önünde. Burada hileler kısmı Resource kısmı. Burada işte ayar yapıyorsunuz. Dünyalarınız ayar, denemeler kısmı falan filan. İşte burada her zaman gündüz falan. Sonra burada daha fazla seçenek deyip dünya türünü ben sonsuz değil, eski değil, düz yapacağım. Başlangıç haritası, bonus sandık. Şuna tıklarsanız, hani bir dakika buraya nasıl geldiğimi göstereyim. Eğer şuradaki oka tıklarsanız sizi şöyle bir yere atıyor. Tıklayın. Şuradan istediğiniz seed'e bakabilirsiniz. Çiçek tanesi falan. Sonra burada gelişmiş var. Tıklamayacağım. Buradan bitti diyelim. Bakalım başka bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Şimdi buradan görüyorsunuz. Aynı değişen yani. Aynı değil de birazcık değişmiş. Yani Java olmuş. Şimdi oluştur diyelim. Bakalım oluşturma tipinde ne var? Bekleyin. Açılır. Evet, bakın açılması böyle olmuş.
Evet, bakın. Açılış aynı Java Edition'daki gibi. Burada denemeler kısmı falan açmanıza gerek yok. Normal zaten. Java'yı oradan etkinleştirirseniz oradan da açılmış oluyor. Bekleyin açılsın. Birazcık geç açılıyor. Eğer size şu üstte bir dakika. Eğer sizin üstte alanınız olmak üzere diyorsa arkadaşlar o dünya oluşturduğunuz yerde birazcık kasacaktır. Evet yükleniyor diyor. Hadi Bismillah. Evet dünyamız açıldı. İlk dünyayı açtığınızda bakın ilk fark ettiyseniz eliniz birazcık uzuyor. Tabii ki de bu Java versiyonda var. Hatta bunun için tek eli uzatmak için ben bir mod daha bulmuştum. Evet, hemen ilk öncelikle envanteri açtığınızda görüyorsunuz envanterinizde böyle değişiklikler var. Sonra burası dua kısmı. Buradan yumurtalar kısmı. Sonra eşyalar kısmı. Sonra burada ekipman kısmı, kılıçlar. Hatta bir tane kılıç alalım. Nerede kılıçlar? Kılıç. Bir tane de kalkan alalım. Envanter kısmı. Evet, görüyorsunuz envanter kısmı şurada eşyayı ihmal etme. Mesela diyelim buradan gereksiz bir şey aldınız. Bunu atacaksınız ama bu arada server video. Atacaksınız diyelim. Hop, böyle geliyorsunuz atıyorsunuz. Ben şimdi dua kısmından bir tane creeper alacağım. Bakın şimdi animasyon var. Aa, animasyon vardı. Aa, ama animasyon vardı. Böyle bir tane çizim animasyonu vardı. Neyse. Bir de şöyle çizim animasyonu var. Yani böyle oluyor ya Java'larda biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hani böyle farm falan yaptığınız hani böyle iki tane koyduğunuzda bir tanesine vurunca diğerini de vuruyor diyor. Onun gibi hatta. Bu Java'larda da var. İstediğiniz sürümde var. Neyse artık yapacak bir şey yok. İşte böyle öldürüyor. Acaba şu geldi mi? Sonra bir de şunu denemek istiyorum. O gelmemiş ama neyse. Bir de şöyle demir golem yapalım. Acaba o özellik gelmiş mi? Biliyorsunuzdur. Demir bloğu. Uyulmuş balkaba. Başka. Bir tane de demir. Yapalım. Şöyle hop. Tamam. Şimdi biz seni öldürelim. Abi gelmiş bir özellik. O vurma özelliği gelmemiş ama bu gelmiş bak. Bu diğer Java şeyinde de yoktu. Neydi? Bu diğer Java çektiğimde de yoktu. Bu gelmiş. Eğer bir dahakine bir tane daha çıkarsa onu da çekeceğim. Onu da inşallah şu kılıç animasyon modu da vardır. Şöyle. Bence tam kullanılır bir mod. At var. Sonra şunu bir öldürelim. Bakın şu özellik var. Golemi öldürün. Tam çatlasın. Evet. Çatladı ya. Buna bir tane demir alın ve altta onarım çıkacak. Buna basın. Artık şey oldu. Şimdi bu arada yere baktığımda diyeceksin bu kravl ne? Kravla basarsanız yere yatabiliyordunuz aslında da. Ben de bu özellik... Aa bir dakika. Dur lan. Ha arkadaşlar eğer şu hızınızı ayarlamak istiyorsanız ayarlara gelin. Görüyorsunuz ayarlar kısmı. Buradan seçenekleri tıklayın.
seçeneklerden. Bekleyin. Şurada görüyorsunuz bir tane baş var. Şurada bir tane baş var. Bakın. Şurada bir tane tam olarak baş var. Onu tıklarsanız şahsınızı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu andan arkadan, önden göstereceğim şimdi. Bitti. Geri dön. Bakın. Yere atmış. Öyle hareket yapabilirsiniz. Değil mi? Şu at da gitse iyi olurdu. Aslında bu kral modunun normal modu da vardı. Her neyse. Şöyle bir kalkalım. Şimdi bir de şunu denemek istiyorum. Şimdi golem. Sonra dur seçenekler. Arkadan önden yapalım. Bakın böyle ayarlayabiliyorsunuz. Daha kolay yapabiliyorsunuz hatta. Başka neydi? Ha bir de şu vardı. Bunları atalım şimdi. Şimdi seçeneklerden modunuzu nasıl ayarlayacaksınız onu da göstereceğim. Burada bakın üstte zorluk normal var. Şunun şurasında bir tane ok var. Hemen göstereyim. Şurada bir tane ok var. Buraya tıklayın. Burada oyun modunu ayarlayabiliyorsunuz. Macera, yaratıcı falan. Hayatta kalma yaptım. Şimdi bitti. Oyuna geri dön. Dediğinizde envanterinizi açın. Görmüş olduğunuz gibi hayatta kalmadı envanteriniz de böyle gözüküyor. Linki Mediafire'den vereceğim. İndirip oynayabilirsiniz. Şuradan hemen görüyorsunuz. Şurası arama kısmı. Şöyle şuradan sayfalarımız var. Şu anda bana bir şey göstermiyor. Şöyle şimdi gösterdim. Böyle kısımlar var. Sonra bir de blok kısmı. Şöyle bakalım. Evet. Ve burada balta kısmı falan. Yani kılıç kısmı. Şöyle. Aslan sayfası var bunun da. Bunun da 12 tane. Bunun ve burası da doğa kısmı. Buradan bir şeyler arayabiliyor musunuz? Seyahat kısmını. Burada da doğa kısmı. Bunun da 3 tane sayfası varmış. Şuradan bir arayalım. Mesela ta. Yazamadım. Ta. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hemen çıktı ve yine 30 tane sayfamız var. Yani böyle bir şeydi. Sen de. Oha direkt vurdum da. Dur sana demir getireceğim. İyi ki de şunu öldürmüşüz. Bir tane vursam öleceğim. Evet. Tahminci Poyraz. İşte böyle bir modda arkadaşlar. Başka göstereceğim de bir şey kalmadı. Bir bunlar vardı zaten. Çok bir şey yoktu. Tek şu kılıç şeyi kalmıştı. Hatta onun içinde bir modu vardı. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Ben de sizi bir uğurlayayım şimdi. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.